Ondalık sayılarda bölme ile alakalı birkaç alıştırma daha yapmak istiyorum. İlerleyen zamanlarda bu işlemleri yapmak için daha sistematik yöntemler de öğreneceğiz. Ama bu aşamada işlemlerin arkasında yatan mantığı anlamanız daha önemli. Bu mantığı anladığınızda buna benzeyen işlemleri akıldan yapmanın çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Hadi şimdi gelin şöyle bir işlemle başlayalım. 6 bölü 0,2 ya da onda 2. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu bölme işlemini öncelikle kendi kendinize yapmaya çalışın. Daha önce gördüğümüz stratejilerden biri, bunu bir kesir olarak ifade etmekti. 6 bölü 0,2'yi bir kesir şeklinde yazıyorum. Şimdi, payı ve paydayı bir sayıyla çarpıp, paydayı virgülden kurtarmayı deneyeceğim. Paydadaki virgülden kurtulmak için bunu 10 ile çarpabilirim. Paydayı 10 ile çarpınca, payı da 10 la çarpmamız lazım ki kesrin değeri değişmesin. Sonuçta kesri 10 bölü 10, yani 1 ile çarptığımızda değerini değiştirmemiş oluyoruz. 6 çarpı 10, 60, yani 60 bölü, 2 onda birlik çarpı 10 işleminin sonucu içinde, virgül 1 basamak sağa kayar ve paydada da 2 elde ederiz. Peki, 60'ı 2'ye bölünce bölüm ne olur? 6 bölü 2, 3 ettiğine göre 60 bölü 2 de 30 eder. İşte bu kadar. Sonuç 30. Bu işlemi sayıların ikisini de onda birlik cinsinden ifade ederek de yapabilirdik. Turuncuyla yazayım. 6 onda birlik bölü bir saniye, bir saniye. Yanlış söyledim. Daha dikkatli olmam lazım. 6, 6 onda birliğe değil, 60 onda birliğe eşit. 60 onda birlik bölü 2 onda birlik eşittir. Şimdi şöyle düşünün. Elimde bir şeyden 60 tane varsa ve bunu ikili gruplara ayırmak istiyorsam, toplam 30 tane grup elde ederim. Öyle değil mi? Evet, sonuç 30'dur. Bir tane daha yapalım mı? Ondalık sayılarda bölmenin standart yöntemine geçmeden önce size diğerlerine göre biraz daha zor bir örnek göstermek istiyorum. 4,2 ya da 4 tam onda 2'yi 0,3'e ya da onda 3'e bölmek istediğimizi düşünelim. Hadi ne duruyorsunuz? Videoyu durdurun ve soruyu önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Buna benzeyen işlemleri yapabilmek için çeşitli yöntemler görmüştük. Örneğin, bunu bir kesir olarak yazabiliriz. 4,2 bölü 0,3 Şimdi, virgüllerden kurtulmak için sayıların her ikisi de onda birlik olarak ifade edildiğine göre, payı ve paydayı onla çarpmamız yeterli. Bunu yaparsam, paydadaki virgül bir basamak sağa kayar ve burası 42 olur. Paydadaysa, virgül yine bir basamak sağa kayar ve burada 3 elde ederiz. Peki bana 42 bölü 3 işleminin sonucunu ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Şimdi bir bakalım. Bu bölme işlemini aklınızdan yapmayı da deneyebilirsiniz ama gelin yazalım. Merak etmeyin uzun sürmeyecek. 4'te 3 bir kere var. 4 eksi 3 bir eder. 2'yi aşağı indirelim. 12'de 3 4 kere var ve sonuç 14. Cevabı buraya da yazalım. Bir önceki örnekte olduğu gibi, isterseniz bu işlemi sayıları onda birlik cinsinden ifade ederek de yapabiliriz. Yani, 42 onda birlik bölü 3 onda birlik diyeceğiz. Elimde bir şeyden 42 tane varsa ve bunu üçlü gruplara ayırmak istiyorsam, toplam 14 tane grup elde ederim, öyle değil mi? Demek ki cevap 14. Umarım bu yöntemleri faydalı bulmuşsunuzdur. Yöntemlerden birinde sayıları kesir olarak ifade edip virgülden kurtulmak için payı ve paydayı bir sayıyla çarpıyoruz ve sonuca ulaşıyoruz. Diğerinde ise işlemdeki sayıların ikisini de onda birlik ya da yüzde birlik cinsinden ifade edip işlemi bu şekilde yapıyoruz. Bu yöntemlerden herhangi biri ondalık sayılar içeren bölme işlemlerini yapmanızı kolaylaştıracaktır. Videonun başında da söylediğim gibi, daha sonra bu işlemleri yapmak için daha sistematik yöntemler öğreneceğiz ama bu yöntemlerin de son derece faydalı olacağını fark etmiş olmalısınız. Yani birisi bana 4,2 bölü 0,3 işleminin sonucu nedir diye sorduğunda ben işlemi aklımdan az önce gösterdiğim yöntemlerden birini kullanarak yapıyorum. Bunun aslında 42 bölü 3'e eşit olduğunu anladıktan sonra, 42 bölü 3'ün 14 ettiğini akıldan kolaylıkla hesaplayıp, soruya hemen cevap verebiliyorum. İşte, bu şekilde son derece kolay ve hızlı oluyor.